Bu arada Galatasaray Real Madrid galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Harika bir futbol oynadılar. Tebrik ediyoruz. Ve tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Lazio galibiyetinden dolayı başarılar diliyoruz. Güzel takım oldu, güzel. Güzel takım oldu, harika gidiyor. Galatasaray maçından sonra, ikinci maçtan sonra biliyorsunuz Adanalı bir arkadaşımız vardı. Ronaldo'ya benzerliğiyle dikkat çeken bir arkadaşımız. Hatta takip edebildiniz mi? Hiç bilmiyorum bunları. Maçlarla falan alakanız var mıdır? Yok. Yok, evet. Ne yaparsınız siz genel olarak ne yaparsınız? Ronaldo'yu tanıştı. Maç çıkışında Ronaldo'yla tanıştı. Ve Ronaldo'nun da formasını da almış almamış artık bilmiyoruz. Alkışlarla o Adanalı Ronaldo geliyor efendim. Buyurun. Bir büyük alkış. Evet. Dur bakayım, dur bakayım. Evet, dur, gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyi, harika. Gerçekten de benziyor adam Ronaldo'ya ya. Ya, ha? Çok benziyor ya. Bana benziyor değil mi? Çok benziyor ya. Abi yakın plan çeksene, uzak çekme ya. Yakın çek, baksana. Bak, bak, bak. Hay! Hareket gider. Bir dakika, bir dakika. Bir daha bak bakayım Ronaldo gibi. Aynen, öyle. Ama abi öteki kameraya bakıyorsun. Yani şu, şu kameraya. Bu oradan dön bu kameraya bak bir anda, tamam mı? Evet. Ha. Gel otur. İsim neydi abi? Gökmen Akdoğan. Gökmen Akdoğan. Gökmen'cim gel otur. Nasıl? Evet. Ne oldu? Aa, bir dakika ha. Kendi forması. Ronaldo'nun kendi forması. Ronaldo'nun kendi forması. Yani maçta giydiği forma. Evet, evet. Vay arkadaş, ne kadar şanslısın ya. Evet. Sen ne, gerçekten. Ne kadar zamandan beri Ronaldo'ya benziyorsun? Ya kaç sene oldu benzemeye başlayalım? Saçları kestirdikten sonra. Saçlar, evet. Yaklaşık bir 6-7 sene oldu sanırım. 6-7 sene oldu. 6 sene rahat oldu çünkü Sporting'den Manchester'a geçiş döneminden sonra başladı. Benzemen. Evet, benzemen. Sen ne oldu izlerken Manchester'a geçtiği dönemde yavaş yavaş onu takip ettim. Ulan benzemeye evet. Başladık biz bu adamla gördüğümüzde bak. Bir gece bir kalkıyor benziyor evet. Bir büyüğüm bana söyledi. Ben de baktım dedim nerem benziyor dedim. Ondan sonra o zaman da Brezilyalı Ronaldo popülerdi. Ha öteki Ronaldo. Evet, evet. Ben onu tahmin ettim. Ondan sonra işte Manchester... Yanlış tahmin etmişsiniz. Yanlış tahmin etmişim işte. Ya Manchester... ama diyalogların güzelliğine bak. Ben ötekini tahmin ettim. Benziyor diyor. Bu çıktı diyor. Evet. Bence ötekini görmemiş. Abi ötekinin hiç alakası yok seninle. Yani. Aynen bu, aynen. Evet. Ondan sonra işte takip etmeye başladım Ronaldo'yu. Hani onun stilini örnek almaya başladım. Sonra yani, peki yüzünle gözünle oynadın mı? Kaşlarla, maçlarla falanla filanla böyle. Ya illa ki şimdi şöyle bir durum var. Benim ben kendim kuaförüme bırakıyorum zaten. O gereken... Kuaföre bıraktın ki. Kendi kuaförüne bıraktın. Evet, kendi kuaförüme bıraktım. O da işte gereken... Gerekeni yapıyor yani üstümde hani saçlar olsun, kaşlar olsun. Kaşlar olsun. Evet, evet. Yani samimi olmak gerekirse doğrular. Abi samimi ol. Samimiyetle söylediğin söyleyecek bir sıkıntı yok gerçekten. Aynen. De. Ayrıca benziyorsan, benzemeye de çalışıyorsan gidip de Ronaldo'dan baksana formayı da almışsın. Evet, evet. Bu da bir hayat gayesi. Bir yerden yırtmaya çalışacağım bu hayatı. Aynen, aynen. Öyle abi. Dünyanın en güzel. Ben olsam ben de yaparım yani. Yalan mı söylüyorum şimdi? Yapardım yani ben olsam. Ama yani işe gönül istiyor ki Ronaldo'ya bir gün Adanalı Gökmen'e çok benziyorsun desinler yani hani. Ama öyle, de, gelsin bir gün öyle de deniliyor. Ronaldo'ya diyorlar evet, mı? Evet öyle de deniliyor. Çünkü şimdi Ronaldo'yu iyi takip eden arkadaşlar yani iyi bilir Ronaldo'yu. Hani ondaki benim bana söylenilen şey Ronaldo'daki para güzelliği. Ne güzel. Ronaldo'daki? Para güzelliği. Evet sen sendeki... Ben doğal. İç güzelliği. Baya
Ronaldo hatalı çıkıyor bu sohbetin sonunda. Ronaldo hatalı çıkıyor. Kızlar falan ilgi nasıl? Kızlar milletin ilgisi ya, nasıl yani? Ya aslında kızlara hiç girmesek daha iyi olur da. Gerçekten ilgi güzel ya. Bayağı bir yoğun ilgi var. Yoğun ilgi var. Aynen. Kız arkadaşın var mı? Yok. 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 Aynen. Peki kız arkadaşın olsa Ronaldo'nun kız arkadaşı gibi mi bir şey olsun istersin yoksa? Ya ben ne yalan söyleyeyim hani seçiciyim. Hani seçiciyim. Ama senin tabii Ronaldo'yu seçmenden belli zaten yani. Hani önce Ronaldo'yu seçmişsin yani, harika. Nasıl oldu abi? Nasıl tanıştınız? Ben çok zor şartlar altında geldim buraya. Gerçekten benim mahalleden arkadaşlarım gönderdi buraya. Hani ne yalan söyleyeyim. Para bir toplayıp evet, falan. Evet, evet. Hani samimi olmak gerekirse para topladılar. Süpersin. Alnımın öpesi mi var şu anda? Benim sonra cebime koydular, gönderdiler beni. Ondan sonra ben de ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Hani biletim de yok, elimde evet. Biletim de yok. Hani arenada güvenlik de üst düzey. Ama beni biliyorlar. Oradaki güvenlik evet. Abilerim işte onlara biraz hani sempatik davrandım. Yani sıcak davrandım. Evet. Onlar işte bayağı bir beni sevdi. Açtım yani, güvenliği açtım. Ondan sonra yaklaşık bir 30-35 dakika geçmişti maçın. Çıktı. Maç bayağı bir olmuştu yani, 30-35 evet. Dakika geçmişti. Ondan sonra polis abilerim yanına gittim. Orada hemşerilerim çıktı. Yani biz ekrandan bir Galatasaray Real Madrid maçı seyrediyoruz ama arka planda neler oluyor yani. Evet, evet, evet. Polislerin yanında falan, ben de adam olayım abi falan. Ondan sonra işte sağ olsunlar beni içeri aldılar, Allah razı olsun. Girdim. Yani sahaya çıkarmış değil mi? Girdim orada insanlar sahaya girse sahaya alırlar. Maçı izleyemedim ben. Yaklaşık bir 5 dakika baktım, ondan sonra diyor ben İsviçre'den geldim, ne olur resim çekilelim. Biri diyor Belçika'dan geldim, ne olur resim çekilelim. Biri diyor Fransa'dan geldim, lütfen. Ha, seni gerçek Ronaldo zannettiler yani. Yani ben hani bu haberler Ronaldo ile yan yana gelmeden önce bayağı bir haberlerim yapıldı. Dünya basında manşet oldum. Markaya falan bayağı bir manşet oldum yani. Gerçekten, adam gerçekten. Adam orada maç yapıyor 90 dakika teyze. Abi bu adam magazin bölümünde. Adam 90 dakika teyze döken o parsayı yiyen bu, baksana. Dünya basında manşet oldum. Kuaförüm sağ olsun şey yapıyor falan diye. Hani doğrular. Doğru. Evet. Sonra Ronaldo ile çıkışta nasıl tanıştınız, karşılaştınız? Orada güvenlik işte amiri, stat amiri işte beni gördü, şaşırdı. Adana Ronaldo dedi. Seni de Adanalı Ronaldo dedi. Ha. Evet. Anlamadım, ben de yabancı bir şey söyledi zaten. Hayır hayır. Ya ben şey zaten. Allah Allah. Evet. Ondan sen sonra. Ondan sonra işte seni dedi götüreceğim dedi. Ronaldo'nun çıkış kapısına götüreceğim dedi. Sen onu göreceksin dedi. Allah razı olsun. Ben de onun samimiyetine inanaraktan peşinden gittim. İyi ki de gitmişim. Gerçekten iyi ki de gitmişim. Gittim orada hani ya, polisler... Bir şey söyleyeceğim. Ya peşinden giderken falan neler düşünüyordun ya? Ne acayip vallahi ne acayip bir ruh hali yani. Bir tane polisin peşinden birazdan Ronaldo ile tanışmaya gidiyor. Yani böyle bir işte garip de bir durum. Sen de benziyorsun da yani. Bir garip bir durum abi ya. Aynen. Allah Allah. Ben risk aldım ya. Ne yalan söyleyeyim. Risk aldım yani. Bayağı bir risk aldım. Hani şimdi şöyle söylemeliyim ki ben 15 saatlik yoldan geldim buraya. Evet. Ronaldo hani, Türkçe konuşuyor gibi değil mi? 15 saatlik yoldan geldim, her şeyi göze alarak. Hani dediğim gibi sonuna kadar zorladım sınırları. Hani bana kimse yardım da etmedi, ne yalan söyleyeyim. Hani basından ben basından işte canlı yayına çıktım. Haberlerim yapıldı. Evet. Röportaj verdim. Kimse bana yardımcı olmadı, destek olmadı. Destek olmadı. Ben kendi çabamla geldim buralara kadar. Kendim zorladım. Allah'a çok şükür ki... Peki ne olacak sonucu... şimdi? Ronaldo futbolu bırakana kadar siz böyle devam edecek misiniz? Vallahi bilmiyorum. Yok, Ronaldo ben... mesela yarın futbolu bırakacağım derse ne yapacaksın sen? Eyvah. Sanmam ya. Biraz ben... Bırakmasın da. Yapmasın da. İçeride çünkü... kendisiyle konuştum bir. Kardeşiyle. Yok kendisiyle. Böyle şey dedim yani... Abi dedi en büyük hayalim dedi Allah'a şükür dedi işte dedi bugünlere geldim Ronaldo ile tanıştım dedi. Bundan sonra en büyük hayalim dedi Madrid'e gitmek dedi, tamam mı? Madrid'e gidip ne yapmak dedi? Madrid'e gidip Ronaldo'yu ziyaret etmek. Ronaldo'yu ziyaret etmek çünkü... dedi. Kendi de futbolcuymuş. Ben evet. Dedim ki en büyük hayalin dedim hani Allah'a dua et. En büyük evet. Hayalin Madrid gibi
bir şehirde ya da başka ilk önce Türkiye'de A takımda ya da birinci ligde oynamak olsun dedim. Tabii. Sonra dedim yurt dışına çıkacağız. Çünkü doğru. Gerçekten o enerjiyi gördüm içeride kendim. Kaç yerinde duramıyor bir de. Gökmen kaç yaşın? 90 doğumluyum, 23. 23 yaşındasın. Evet. Futbol oynuyor musun? Nerede oynuyorsun? Ya şu an oynamıyorum. Bir sakatlık dönemim oldu. Yalan söyleyeyim mi? Nasıl? Oynuyorum. Ha, hani ama bonservisim elimde şu an. Yani serbest. Teklifleri açayım. Ay Allah'ım. Peki çok güzel. Sen biraz daha kalmışsın da biz biraz daha seninle sohbet edeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,